Saygıdeğer hocalarım, değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Erciyes Üniversitemizin 5 ayrı patentini sanacağı protokol imzası töreni çok önemli. Tam bu imza törenine geçmeden önce, geçen sene bildiğimiz gibi son bir yılımızın, ya 2018-2019 yılına ait performansımızı değerlendirdiğimiz bir toplantı yapmıştık basın mensuplarıyla. Böyle bir toplantıyı en kısa zamanda yine yapacağız inşallah. Son bir yılımızın değerlendirileceği performans değerlendirmesi yapacağımız. Bu imza törenine geçmeden önce özellikle son haftalarda güzel gelişmeler olmuştu. Bunların maddeleri halinde birkaç tanesine değinmek istiyorum basın mensuplarımız da buradayken. Bunlardan bir tanesi bildiğiniz gibi aş araştırmayla ilgili çok önemli mesafe kat ettik milli aşımızda. Basın mensuplarımız da bunu takip ediyorlar. Faz 1 çalışmasına geçtik Erciyes Üniversitemizin geliştirmiş olduğu aşının. Şu anda 3 tane gönüllü üzerinde deneme yapıldı. Daha sonra onaralar alınarak inşallah daha önce de belirttiğimiz gibi Ocak ayının ilk haftasında faz 1 bitecek. Şu ana kadar çok iyi gidiyor. Hiçbir yan etki olmadı gönüllüler üzerinde. İnşallah faz 1'imiz başarılı geçer. Daha sonra faz 2'mizi de Erciyes Üniversitemizde yaparız. Daha sonra faz 3'ü de geçerek inşallah milli aşımızı milletimizde, insanlıkla buluşturmuş oluruz diye ümit ediyoruz. İkinci güzel bir gelişmemiz de bildiğiniz gibi TÜBİTAK bilim hizmet ödülleri, teşvik ödülleri verildi. Daha doğrusu Sanayi ve Teknoloji Bakanımız tarafından açıklandı. Burada bizi gururlandıran olay iki araştırmacımız, iki öğretim üyemiz ödül aldı. Toplam 18 ödül verildi. Bu ikisinin Erciyes Üniversitemize ait olması bizi tabii ki gururlandırdı. Çok memnun olduk. Bunlardan bir tanesi Fen Fakültemiz Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Soylak TÜBİTAK Bilim Ödülü'ne layık görüldü. Yine Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültemiz Malzeme Bilim ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Doçent Doktor Mustafa Serdar Önses de TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne layık görüldü. Bu gerçekten çok önemli bir gurur bu ve hocalarımızı tebrik ediyorum şimdiden. Diğer bir konu yine geçtiğimiz hafta TÜBİTAK tarafından 2020 yılı girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sonuçları açıklanmıştı. Burada Erciyes Üniversitemiz tüm üniversite arasında 15. sırada, devlet üniversite arasında 11. sırada yer aldı. Bu da büyük bir gurur oldu bizim için. Zaten Teknoparkımızın buradaki rolü çok çok büyük. Gerçekten Erciyes Teknopark ülkemizde sayılı teknoparklardan birisi. Bunu da bu sene de yine göstermiş oldu. Diğer bir önemli konu Times Higher Education dünya sıralamasındaki üniversitelerin derecelendirilmesini yapan önemli bir kuruluş. Burada da önemli başarılar elde ettik bazı alanlarda özellikle. Örneğin sağlık bilimlerinde Erciyes Üniversitemiz 601 artı bandına girerek 26 üniversiteyle birlikte 3. sırayı paylaştı ülkemizde. Yine yaşam bilimleri alanında 601-800 bandına girerek 6 üniversiteyle 2.liği paylaşmış olduk. Mühendislik bilimleri alanında 801.000 bandına girerek 4 üniversiteyle birlikte ülkemizde 4. sırayı paylaşmış olduk. Fizik bilim alanında da yine Erciyes Üniversitemiz 801.000 bandına girerek 9 üniversiteyle 3. sırayı paylaşmış oldu. Tabi bu gelişmeler gerçekten üniversitemiz adına çok önemli, gurur verici gelişmeler. Tabi üniversitemiz sanayi işbirliğine ne kadar önem verdiğini biliyorsunuz. Gerçekten elimizi taşın altında değil, gövdemizi taşın altına koyduk Erciyes Üniversitesi olarak. Bunun basın mensuplarımız da tüm kamuoyu da farkında. Örneğin geçen sene başlattığımız 100 talep, 100 proje kapsamında gerçekten önemli başarılar elde ettik. Biz 100 tane dedik ama şu anda 103 talep var. Daha da talepleri almaya devam ediyoruz. Bu 103 talep doğrultusunda 30 tanesi için sözleşmeler imzalanmış durumda. Bu 30 projenin 18'i BAP birimimiz tarafından fonlanmış durumda. 14 proje yine akademisyen firma işleştirilmesi sağlanmış durumda. Ayrıca bu projeler TÜBİTAK, COSGAP gibi fon mekanizmalarından faydalanmaktadırlar. Bazıları da firma öz kaynaklarıyla hayata geçmektedir. Özellikle bu yine bizi çok sevindirdi. Yani 100 talep, 100 proje şeklinde ortaya koyduğumuz bu projemiz fazlasıyla değer kazandı.
ve 103'ü buldu. Şu anda belki 150'yi bulacak, bilmiyoruz ama gerçekten çok iyi gidiyor. Zaten 18 aylık bir süre vermiştik. İnşallah 18 ay sonunda da sanayicimizin, ticaret erbağımızın, belediyelerimizin özellikle ARGE alanındaki istekleri veyahut da beklentilerini Erciyes Üniversitesi olarak da karşılaştırmış veyahut da karşılamış olacağız. Evet, bir Erciyes Üniversitesi Sanayi İşbirliği'nde önemli bir gelişme daha ortaya koyduk. Şöyle ki, sanayide özellikle ARGE merkezi bulunan sanayicilerimizde çalışan lisans mezunu çalışanların yüksek lisans ve doktora yapmalarını kolaylaştırıcı bazı tedbirler aldık. Bu konuda Senato'da önemli kararlar aldık. Yani sanayide çalışan lisans mezunu çalışanlarımız Erciyes Üniversitemizde daha kolay şartlarda yüksek lisans ve doktora yapabileceklerdir. Bunu da sanayicilerimiz ise gerçekten güzel bir olanak olarak sunmuş olduk. Tabii teknoparkımızın önemini bir daha ifade edecek olursak, Erciyes Teknoparkımızda bugün itibariyle 244 ARGE firması yer almakta. Kurulduğundan bu yana 1409 ARGE projesiyle toplamda 1.3 milyarı geçkin bir ciro elde edilmiş durumda. Gelişen ve büyüyen bir yapıya sahip Erciyes Teknoparkımız gerçekten kuruluşundan itibaren hızlı bir ivmeyle büyümeye devam ediyor. ARGE projeleri içinde Erciyes Teknopark'ta ki firmalarımıza yer kalmadı diyebiliriz. Şöyle ki %99.95'lik doluluk oranı. Yani bu çok çok nadir görülecek bir olay. Tüm Türkiye'deki teknoparklar içerisinde bu kadar doluluk oranı olan nadir teknopark vardır. Belki yoktur, bilmiyorum. Bu sıkışıklık durumunda geçen sene başlattığımız Kuluçka Merkezi, Mekanik Kuluçka Merkezi'nde birinci etabını bitirdik. 8 tane özellikle sanayi öncesi Mekanik Kuluçka Merkezi'mizde daha geniş, daha büyük bir alanda özellikle firmalarımıza olanak sağlamak açısından 8 tane iş yeri Mekanik Kuluçka Merkezi bitti. 16 iş yeri Kuluçka Merkezi ile ilgili de temelini attık. İnşallah 2021 yılı sonunda da bu 16 Kuluçka Merkezimizde tamamlanmış olacak. Yani teknolojik veyahut da bilimsel olarak teknoparkımız büyüdüğü gibi fiziki altyapı yönünden de teknoparkımız gerçekten büyük bir ivmeyle devam ediyor. Yine önemli bir gelişme oldu. Bunu da duyurmak istiyorum. Özellikle CERN'i herkes biliyor. Amerika'da diğer bir muadili Fermi Ulusal Araştırma Merkezi. Uzun yıllardır Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'nda görev alan bir akademisyenimiz üniversitemize başladı. Bizim için büyük bir gurur oldu bu da. Üniversitemizde deneysel parçacık fiziği ve nötrino fiziği anlamında uluslararası proje ve deneylere katılacak üniversitemizde bundan sonra. Bu bağlamda Erciyes Üniversitesi ile Fermi Ulusal Laboratuvar arasında bir anlaşma imzaladık, protokol imzaladık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, ya yani Avrupa'daki CERN'ün Amerika'daki muadili, en az CERN kadar büyük bir kuruluş. Bunlarla Türkiye'den tek Erciyes Üniversitesi var bu bünyede. Yine NOAA ve ENI Uluslararası Nötrino deneylerinde katılımcı olarak ülkemiz katılmış oldu bu şekilde. Bu deneylerin aktif veri alması, verilerin analizleri ve dedektör ARGE çalışmaları için de desteğimize devam edeceğiz. Hatta yakın zamanda bu deneylerin kontrol odasının üniversitemizde kurulmasını sağlayacağız inşallah. Evet değerli basın mensupları, aslında bu ve bununla ilgili daha çok bilgileri son bir yılımızı değerlendireceğimiz, performans değerlendirmemizi yapacağımız, faaliyet raporunu sunacağımız bir basın toplantısı zaten kısa zamanda inşallah yapacağız. Bu sadece bu toplantı vesilesiyle son zamanlarda, son birkaç haftada gelişen bazı olayları sizlere paylaşmak istedik. Tabii araştırma üniversitemizin araştırma performansını her geçen gün artırmak büyük bir önem taşımakta ve bunun için de gerçekten mesaimizin büyük çoğunluğunu araştırma üniversitesi için harcamaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda Erciyes Üniversitesi olarak teknoloji transferi de bizim için çok çok önemli. Bilgiye dayalı teknoloji transferinde bizim için önemli olan şey şu ki ekonomilerin gelişmesinde patentler ön plana geçmiş durumda. Dolayısıyla Erciyes Üniversitesi olarak da bugün burada 5 ayrı patentimizin aynı anda lisanslayarak yeni bir ilke imza atmış olacağız. 2 adet yeni nesil genetik tamamlama kiti patentini DETAGEN Genetik Tarar Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne, yine insansız hava aracı
ve rüzgar tribünlerinin kanat performanslarını artırmasına yönelik 3 adet patenti de MSG Teknoloji Şirketi'ne lisanslamış bulunuyoruz. Lisanslaması gerçekleşen bu kuruluşların hem firmamıza, bu lisansların, bu şeylerin hem firmamıza hem üniversitemize hayırlı olmasını, hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu protokoller ile Erciyes Üniversitesi tarafından üretilen bilginin topluma faydalı ürünlere dönüşmesi sağlanmış olduğunu görmekteyiz. Yine Erciyes Üniversitesi olarak şehrimize ve ülke ekonomisine sağladığımız katkının daha da artması için özellikle portföyümüzde bulunan patentlerimizi lisanslayarak bilginin ticari değere dönüşmesi anlamında da çalışmaların devam edeceğini bu arada ifade etmek istiyorum. Tekrar bu 5 patent lisanslamasının özellikle ülkemize, milletimize, firmalarımıza, Erciyes Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah bundan sonraki patent lisanslamalarının devamında gelecek. Erciyes noktalarında şirketlerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun. Hocam bir fotoğraf alalım. Çektiğini aldık. Evet, toplu fotoğraf çekimi için teşekkür ederim. Teşekkür ederim.